Vavakars Fatih Karagümrük'ün yıldız ismi Lucas Biglia ile beraberiz. Öncelikle kendisine teşekkür edelim yayınımıza konuk olduğu için. Ben hemen hikayenin başına dönmek istiyorum. Uzun yıllar bir Serie A tecrübesi yaşadıktan sonra Süper Lig'e, Karagümrük'e geldi. Transfer sürecini bizlere biraz anlatabilir mi? Teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Şöyle anlatmak lazım. Özellikle işte son 4 senesini çok yoğun bir şekilde oynadığım bir Milan ve onunla birlikte bir Arjantin milli takım süreci var. Orada biraz baskı içerisinde olduğum bir dönemde aslında çok yoğun geçti. O yüzden kendime açıkçası daha fazla mental olarak bir iyi bir yer arıyordum. Mental olarak kendi durumumu da daha iyi duruma hale getirip daha sürekli oynayabileceğim, daha kendimi rahat hissedebileceğim. Çünkü çok zorlu bir süreçti. Özellikle milli takım, Arjantin milli takımı Milan süreci. Böyle bir fırsat oldu. Ben de bunu değerlendirdim. Ve o verdiğim karardan da çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Peki Türkiye'ye gelmeden önce burası hakkında bir fikri var mıydı? Ve geldikten sonra Türkiye'deki futbol iklimini nasıl buldu? Tabii ilk senesi maalesef pandeminin ilk zamanlarına denk geldiği için açıkçası çok da fazla bir şey yaşayamadık. Özellikle sosyal hayat kısmında Türkiye, buradaki iklim, buradaki kültür, buradaki yaşayış şekli hakkında. Ama tabii pandeminin etkilerinin kaybolmasıyla birlikte daha fazla kendi tecrübelerimi burada yaşamaya başladım. Özellikle saha dışındaki tecrübelerimi. Ama saha içine dönecek olursak daha önceki dönemlerde Arjantin'den tanıdığım çok yakın bir arkadaşım var, Galatasaray'da oynamış, Julio. O bana bir sürü ligle alakalı, ligin durumuyla, ligin kalitesiyle ve burada oynanan futbolla alakalı bilgiler vermişti. Kendim de zaten yaşayarak gördüm, daha fazlasını gördüm. Ama benim için şöyle bağlamak lazım. İçinde bulunduğum süreçte bir baskı halinde bir yerden geliyordum ve burada oynayarak o baskıyı üstümden atacaktım. Sürekli oynamak istiyordum. Oynamak istediğim bir yer olması nedeniyle zaten burayı seçtim. Benim mental kendi durumumu da o ruh halimde düzeltmesi açısından bana çok iyi geldi diyebilirim. Ya şu konuya değinmek istiyorum. 36 yaşında fakat hemen hemen her maç baktığımızda en çok koşanlar listesinde ya birinci sırada ya ikinci sırada. Bu performansını neye borçlu? Burada tabii adaptasyonu çok doğru yapmak gerekiyor. Ben kulüp antrenmanlarında zaten elimden geldiği kadar her antrenmanda burada hafta içerisinde yaptığımızda %100 yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda bir tane özel bir PT diye tabir ettiğimiz özel bir antrenörüm var. Onunla mutlaka antrenmandan sonra da ekstra çalışmalarını yapıyorum. Çünkü vücudumu mutlaka çok iyi şekilde korumam, onu o şekilde yönlendirmem ve organize etmem gerekiyor. Futbolda çok fazla zaten hani şöyle özel bir sır, böyle özel bir çalışma yapıyorum diyenlerden biri değilim. Bunun doğrusu her zaman disiplinli, her zaman süreklilik halinde, her zaman her gün daha fazlasını yapmaya çalışarak yaşamak gerekiyor. Çok fazla sırrım yok. Yapabildiğim kadar en iyisini, en iyi fizik halde kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Bunları da zaten maçlara taşımaya çalıştığımı düşünüyorum. Sözleşmen sona eriyor. Artık son yılında Vavakars Fatih Karagümrük'te. Kulüple herhangi bir görüşme oldu mu veya Süper Lig'den veya başka liglerden herhangi bir teklif aldın mı? Gelecek planlamanı nasıl yaptın? Şöyle söylemem gerekiyor. Hem mental olarak hem fiziksel olarak bir kere kendimi iyi hissetmem gerekecek. Yani bu sene zaten uzun bir seneydi. Kulüple tabii ki de görüşmeler yaptık. Fakat ben onlara da söylediğim gibi artık ligi bir bitirelim. Bir tatile çıkayım, bir kafamı toparlayayım. Çünkü mental ve fiziksel olarak gerçekten herkes gibi benim de yıprandığım bir sene oldu. Döndükten sonra eğer vücudum ve mental durumum elverirse tabii ki de oynamak istiyorum. Şöyle bir oyuncu olarak anılmak istemiyorum. Hani bir sene daha kontrat uzattı ama işte o seviyelere çıkamadı ve o şekilde kaldı. Onu yapmak istemiyorum. Önce kendimi, vücudumu dinleyeceğim. Eğer ki gerçekten bir sene daha bu seviyelerde oynayabileceğime karar vereceğim zaman zaten bir karara da gelmiş olacağım diye düşünüyorum. Genel olarak bu şekilde toparlayabilirim.
Tabii ki de hani arayıp durumumu soran takımlar olmuştu bu süreç boyunca. Ama ben tekrar aynı noktaya geleyim, o şekilde cevaplayayım, öyle bağlayalım. Bu aslında mental olarak devam etmek istiyorum. Ama günün sonunda bu fiziksel bir iş ve fiziksel olarak kendi durumuma eğer karşılık verebileceksem, o istediğim oyunu o seviyelerde tekrar yakalayabileceğime fiziksel olarak da hazır olabileceksem tabii ki de devam etmek isteyeceğim. Günün sonunda sonuçta en fazla yapmaktan keyif aldığımız iş. Ama tabii bunu öncelikle bu ligi bir bitirelim, tatile çıkalım. Ondan sonra döndükten sonra en doğru şekilde zaten gelişecektir diye söyleyebilirim. Gattuso, Pioli ve Simeone Inzaghi gibi çok önemli isimlerle çalıştın Serie A'da. Eğer bir tanesini seçecek olursan hangi isim daha çok sana olumlu anlamda etki etti? Ya şöyle, aslında bu saydığınız 3 isim de çok değerli 3 isim. Çünkü hepsinden öğrendiğim şeyler var ve hepsinden aldıklarımı geleceğe doğru taşıdım. Bir şekilde onların öğretilerinden beslenerek çıktım. O yüzden hiçbirini birbirinden ayırmadan güçlü yanlarını ve zayıflıklarını da tabii görerek, sonuçta bu insani bir iş, o şekilde değerlendirmek gerekiyor. Hepsinden çok fazla şey öğrendim. Özellikle Lazio dönemlerinde ve Milan dönemlerinde, sonuçta bu antrenörler bana orada temas etmişlerdi. Çok güzel şekilde hem saha içinde hem saha dışında çok hepsinden öğrenerek zaten o süreci öyle tamamlamıştık. Pioli demişken, onlar da artık şampiyonluğa yürüyor. 10 yıl sonra şampiyon olacak Milan. Pioli ile veya Milan'daki eski takım arkadaşlarınla herhangi bir görüşmede bulundun mu bununla alakalı? O periyottaki tüm eski takım arkadaşlarımla beraber, o dönemde oynadığımız, vakit geçirdiğimiz arkadaşlarımla halen de tabii ki de kontak halindeyiz, konuşuyoruz sürekli. Yani Pioli ile çok fazla temas etmek istemiyorum şu anda çünkü çok önemli bir noktadalar. Özellikle bu tarz finallere doğru giderken çok fazla dışarıdan da, yani çok konuşmak da belki iyi olmayacaktır. Önemli olan bu tip anlarda sakinliği korumak, sakin bir şekilde devam etmelerini ummaktan başka ve en iyisini dilemekten başka bir şey söylememe gerek yok. Uzun yıllar beraber milli takımda forma giydiğin Lionel Messi'ye değinmek istiyorum. Barcelona'dan ayrılıp Paris Saint Germain'e gittikten sonra gözle görülür bir düşüş yaşadı ve Fransız basını da yeri geldiğinde eleştirdi Messi'yi. Messi'nin bu performans düşüklüğünü neye bağlıyorsun? Tabii ki de çok kolay değil Barcelona gibi bir takımdan, özellikle orayla sembolleşmiş, orayla özdeşleşmiş bir Lionel Messi'den bahsediyorsunuz. O şehirde çok sevilen, kulüp olarak saha içi saha dışı çok fazla saygı gören, çok fazla kupa kaldıran o takımda bir oyuncunun zaten Barcelona'dan Paris Saint Germain'e gitmesi büyük bir sürpriz. Kimsenin beklemediği bir transfer hamlesiydi. O yüzden mutlaka zor olacaktı. Çünkü çok büyük alışkanlıklarınız, çok büyük otomatikleşmiş davranış ve tutumlarınızın olduğu bir yerden başka bir yeni bir kültüre, yeni bir lige, Fransa Ligi'ne, Paris'e, yeni bir ortama, yeni soyunma odasına, yeni arkadaş grubuna gidiyorsunuz. Çok kolay değil. Günün sonunda birçok oyuncunun başına gelebilecek adaptasyon sorununu yaşaması çok normal. Farklı bir ülkeye gidiyorsunuz. Bütün alışkanlıklarınız değişiyor. Ama günün sonunda bu kariyerindeki bu hamle hiçbir zaman onu dünyanın en büyük oyuncusu olmaktan, bizim gibi onu burada gören insanlardan bu düşünceden uzaklaştırmıyor. Bizim düşüncemizde ben ve benim gibi insanların halen daha belki de aktif olarak dünyanın en büyük oyuncusu. O yüzden ama kolay olmadığını da söylemek lazım. Çünkü başka dinamikleri olan, başka bir durumu olan bir lig. O yüzden konuyu böyle görmek gerekiyor. 2014 Dünya Kupası'na değinmek istiyorum. Arjantin'le finale kadar yükseldiniz ve finalde de forma giydin. Fakat Almanya'ya karşı 1-0 kaybettiniz. O günü biraz anlatabilir misin, final maçını? 2014'teki final günü ben saat 4'te uyanmıştım. Belki işte o günün stresi, o günün kaygısı diye tabir etmek gerekiyor. Ondan sonra da sabah zaten tekrar uyuyamamıştım. Çünkü bu günün sonunda bir dünya finali, dünyada belki de çok az insana nasip olabilecek Dünya Kupası finali. Onu yaşamak, onun içinde olmak hiçbir zaman unutulmayacak bir an, bir durum bizim için. O yüzden öyleydi ama maçın genelinde çok rahat hissettim. Arkadaşlarım
arkadaşlarım da zaten hep beraber çok rahat hissederek bir maç oynamıştık. Ama maalesef maçın sonunu istediğimiz gibi noktalayamayıp o kupayı getirememiştik ülkemize. Tabii ki de maçtan önceki duygular, maçtan sonraki o hayal kırıklığı, o mutsuzluk çok özel duygular bunlar. Çok fazla insanın aynı gün içerisinde yaşayamayacağı uç duygular. Ama çok mutsuz olmuştuk, onu hatırlayabiliyorum. Maalesef istediğimizi alamamıştık o gün o finalde. Ama duygularımız ve hep hislerimiz bu şekilde o güne dair. Belki de hani hayatımın en mutsuz günlerinden biri ilk başta her zaman hani babamın vefatını koyabilirim. Bu da onun kaybettiğimiz finalde o günler kadar beni mutsuz eden, hayatımın mutsuz günlerinden biri olmuştu. Beraber oynadığın en iyi 3 futbolcu kim? Ekstra eklemek istediğin isimler varsa seni dinliyoruz. Tamam. 1 numara Lionel Messi, Alman Miroslav Klose, 2 numara Zlatan Ibrahimovic. Atletico'dan beri hani tanıdığım, takip ettiğim Arda Turan var. Belki burada çok fazla karşılıklı oynama fırsatı, o şansı yakalayamadık ama çok büyük saygı duyduğum, çok sevdiğim, çok kaliteli bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu'nu söyleyebilirim. Çok saygı duyduğum, çok beğendiğim bir oyuncu. Bu iki oyuncuyu ön plana çıkartabilirim. Son olarak Emre Mor'la burada röportaj yaptığımızda senin hakkında bugün Real Madrid orta sahasına koyarsanız orayı bile yönetir, o kaliteye sahip demişti. Peki senin Emre Mor'la alakalı görüşlerin nelerdir? Şimdi Emre Mor çok gerçekten çok büyük potansiyelli bir oyuncu. Burada zaten birlikte de vakit geçiriyoruz, oynuyoruz, birbirimize temas ediyoruz. Çok beğendiğim bir oyuncu. Futbol oynamasaydım da ben mutlaka Emre Mor'u dışarıdan takip edip onun hakkında bir şeyleri merak ederdim. Çünkü çok büyük bir yeteneği var. Ama ona hani verebileceğim naçizane bir tavsiye sadece yaptığı işe odaklanması, sadece kendi gelişimine, kendisini bir gün sonraki gün daha iyi nereye taşıyabileceğine odaklanmasını söyleyebilirdim. Ama çok büyük bir oyuncu ve çok büyük yetenek olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki kariyerinde de sana başarılar diliyoruz. Evet, Vavakars Fatih Karagümrük'ün yıldız ismi Biglia ile beraberdik. Biz kendisine samimi açıklamaları için teşekkür ediyor ve yayınımızı burada noktalıyoruz.